Efendim spor, sağlık, eğitim, sanat, hukuk, hayatınız boyunca bilmek istediğiniz her şeyi bileninden öğrendiğiniz programımız Günlük Rehber başlıyor. Eğitim koçu Aslı Nacar'la sınavlara hazırlanan öğrencilere yol gösterecek ipuçları. Geri kazanım alanındaki projeleriyle Lastik Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Bahadır Ünsal, Profesör Doktor Sedat Boyacıoğlu ile kolon kanserinin belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri. Hepsi az sonra Günlük Rehber'de. Sabah uyandığında beni farz et yanında, böylece kolaylaşır her şey birden. Bakarsın gelirim aniden, fırsat verme gözyaşlarına, söz geçmez anılara. Bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara. Haykıracak nefesin kalmazsa bile ellerim uzanır olduğun yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesin kalmazsa bile ellerim uzanır olduğun yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Güzel şey çabuk biter, soldu bak dünkü çiçekler. Ne dostlar ne de geçen mutlu günler bizimle her an beraberler. Aşk başkadır bunlardan, döner gelir uzaklardan. Bir ses bir şarkıyla bazen hemen başlar sıfırdan. Haykıracak nefesin kalmazsa bile ellerim uzanır olduğun yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesin kalmazsa bile ellerim uzanır olduğum yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Son yıllarda büyük oranda artış gösteren kolon kanserinin nedenleri nedir? Belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleriyle kolon kanseri hakkında her şey şimdi Günlük Rehber'de. Pınar Ayhan'ın konuğu gastroenterolog Profesör Doktor Sedat Boyacıoğlu. Çok mu beğendiniz? Çok. Gerçekten. Gerçekten. Yayında mıyız? Yayındayız tabii. Bekledim sormak için. Çok güzel. O kadar hoş başlayacağız. Kanmayın ki benim bu numaralarıma. Ben öyle işte hani hoşluk olsun diye. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Teşekkür ediyorum. Hele sizin bu çok güzel şarkınızdan sonra daha da iyi oldu. Çok şükür. Harika. Zaten amacımız da bu, biliyor musunuz? Biraz böyle bir hani esenlik olsun, keyif olsun. Hoşsa da ondan sonra da konularımıza geçelim, rahatlayalım, değil mi? Tabii. Çünkü biz bugün kolon kanserini konuşacağız. Çok da tatlı bir konu değil ama siz bu işin uzmanısınız. Bize en doğrusunu siz anlatacaksınız. O yüzden sizden dinleyeceğiz. Kolon kanseri nedir hocam? Evet, gerçekten sevimsiz bir konu ama sevimsiz diye üstüne gitmememiz gerekmiyor. Kesinlikle. Hatta üstüne gideceğiz ki önlemlerini alalım, erken tanısını koyalım. Hatta tanı öncesi dönemlerini bilelim ve hastalığa yakalanmadan önleyelim. Kesinlikle. Kolon dediğimiz organ, halk arasında Türkçemizde kalın bağırsak dediğimiz sindirim sistemimizin son 1,5-2 metrelik kısmıdır. Kalın bağırsağın iç yüzeyini döşeyen, döşemenin dokusundan türeyen kötü huylu tümörlere kalın bağırsak kanseri denir. Kalın bağırsak kanserleri genellikle yavaş seyir gösteren poliplerden türerler. %90-95 oranında poliplerden türerler. Yavaş seyir derken ne kadarlık bir süreden söz ediyoruz hayatımız boyunca? Yaklaşık 8-10 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Zaten sevimsiz tarafın nispeten sevimli tarafı da bu. Kalın bağırsaktaki yüzeyi döşeyen hücreler çok kolay ve sık yenilenen ve kendini sürekli yenileyen bir doku hücreleridir. Bu yenilenme süreci içinde her gün binlercesi dökülür, yerine yenileri yapılır. Eğer yenilenme, dökülmenin önüne geçerse tomurcuklanma olur dokuda. Ve önce gözle görülmeyen tomurcuklanmalar, daha sonra yavaş yavaş gözle görülebilir tomurcuklanmalar olur. Ki biz bunlara genel anlamıyla polip diyoruz. Yani dökülme mekanizması doğru çalışmadığı zaman birikme oluyor. Üreme dökülmenin, temizlenmenin önüne geçtiği zaman kontrolsüz bir büyüme oluyor. Ve bunlara biz polip diyoruz. Bir polibin 1 milimetreden aşağı yukarı 5 milimetreye kadar gelmesi 4-5 yıllık bir süreç alır. Daha sonra 5 milimetreden 7-8 milimetrelere gelmesi bir o kadar daha almaz. 2-3 yılda yani katlanarak büyümeye başlar. Artık 1 santimetreye çapına ulaşmış bir polip daha hızlı büyür. Ve polipler büyüdükçe büyüme hızları da arttığı için içerdikleri hücrelerin büyüme kontrolünü tamamen kaybetmeleri ve kanserleşmeleri riski ortaya çıkıyor. Uzun bir süreçten bahsediyoruz aslında, öyle değil mi? Yani öyle hani çok kısa bir süre içinde, 1 yıl içinde, 2 yıl içinde başlayıp biten... kanser olduktan sonra çok hızlanır. Önemli olan kanser olmadan önce henüz daha iyi huylu tümör, yani polip aşamasındayken bunları keşfedip ortadan kaldırmak ve o hastayı artık takibe almaktır. Peki görüntülerimiz var. Buradan biraz bahseder misiniz? Görüntülerden anlatırsanız herhalde daha iyi canlandıracağız. Bakın o resimdeki biraz köşede kalmış küçük şeyi daha henüz kanserleşmemiş bir polip gibi algılayabilirsiniz. Yani kaçıncı yılındayız belki de polipleşmenin? Belki de ikinci yılındayız. Değil mi? Ama giderek artıyor ve artık büyük hale geldikten sonra işler kontrolden çıkıyor ve kaçınılmaz sona doğru gidiyor. Peki daha çok kaç yaşlarında ve daha çok hangi cinsiyette görülüyor bu rahatsızlık? Cinsiyet fark ediyor mu? Cinsiyet fark ettirmez. Her iki cinste de eşit oranda görülür. Yaşlıların hastalığıdır. 65 yaş üstü, yani yaşlılık sınırı üstü hastalarda daha belirgin olarak daha sık görülür. Bu durumda görülme sıklığı nedir? Görülme sıklığı hem erkeklerde hem kadınlarda kanserden ölümlerden 2. sıraya yer almıştır. Kadınlarda kanserden ölümlerde 1. sırada meme kanseri, erkeklerde ise akciğer kanseri ise öldüren kanserlerde 2. sırada. Görülme sıklığı biraz daha düşük. Hocam peki sorun nerede yatıyor? Erken teşhiste mi sorun var yoksa tedavide mi sorun var? Yetersizlik ya da var. Hangisinde sorun? Böyle bir gelişimin ortaya çıkması son 10 yıllarda olmuştur. 30-40 yıl içinde olmuştur. Çünkü insanlar daha uzun yaşamaya başladılar. Daha uzun yaşamanın yanında endüstriyelleşti, gıda tüketimi farklılaştı, obezite gibi sorunlar, sağlık sorunları ortaya çıktı. Dolayısıyla kalın bağırsak kanserine hazırlayan zemin ve ortam arttı. Evet, doğru. Özellikle yaşlanmayla, ortalama yaş çok ileriye doğru gitti. Doğru. Özellikle Batı toplumlarında çok fazla yaşlı insan var. O halde bu yaşlı insanların da yaşlılık hastalığı olan kalın bağırsak hastalığına yakalanması çok sıklaştı. O zaman tıp dünyası çareler aramaya başladı. Demin size anlatmaya çalıştım. Halbuki bu kanserin öncesi bir evre var. Bu da 8-10 yıl kadar sürebiliyor. Eğer siz kanser olacak kişiyi o 8-10 yıllık evrede yakalayabilir ve gerekli tedaviyi yapıp önlemleri alırsanız o kişi kanser olmuyor. Nitekim bu prensiple son zamanlarda kolon kanserine yakalanma oranları çok belirgin hızda düştü. Harika, yani erken teşhiste yatıyoruz. Erken teşhis. Ortalama 65 yaşlarında başlıyorsa diyorsunuz, siz bunu 10 sene önce yaklaşık 50-55 yaşlarında fark ederseniz çok daha sağlıklı bir yaşlılık yaşayabiliriz, geçirebiliriz, öyle değil mi? Doğru. Doğru, tam da üstüne bastınız. Peki o zaman nasıl fark ediyoruz rahatsızlığı? Erken teşhise varabilmek için? İşin kötü tarafı budur. Erken teşhise varabilmek için bir rahatsızlık belirtisi yok. Bu polip dediğimiz küçücük tümörlerin, düşünün üzerinizde 5 milimetrelik, yani irice bir sivilce büyüklüğünde bir polip taşıyorsunuz kalın bağırsağınızda. Bunun belirti vermesi ihtimali yok. O zaman hepimiz potansiyel olarak hepimiz kalın bağırsak kanserine yakalanabiliriz gözüyle bakmak lazım. Zaten tarama prensibi de bunun üstüne dayandırılır. İnsanları kabaca 2 gruba ayırırsınız. Kalın bağırsak kanserine yakalanma açısından riskli insanlar, standartlar. Yani ki riskler hangi gruba giriyor? Nelerdir? Kimlerdir? Öncelikle ailesinde, özellikle 1. derece akrabalarında kalın bağırsak kanseri olan bireyler. Yani genetik faktörlerden bahsediyoruz. Ve bu grubun bir alt grubu vardır. Daha doğrusu 2 alt grubu vardır. Ailesinde birden fazla bireyinde kalın bağırsak kanseri olursa risk 2'den 4'e çıkıyor. 2 misli artıyor. Bir başka alt grup, 60 yaş ve altında kalın bağırsak kanserine yakalanmış bir akrabanız varsa riskiniz biraz daha fazla artıyor. Onun için kalın bağırsak kanserine yakalanmış bir akrabanızın hastalığa yakalanma yaşını çok önemsemeliyiz. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Evet. Ya da bunu biliyorsak, yaşını bulamıyorsak zinciri kopardık, takip edemedik. Biliyoruz ki böyle bir geçmişimiz var. Biz rutin kontrollerimize yaklaşık kaç yaşlarında başlayacağız? Eğer riskli grupta iseniz 40 yaşından itibaren başlayacaksınız. 60 yaşın altında yakalanmış akrabanız varsa 40 yaşından itibaren kolonoskopi altın standart olduğu için başka yöntemler de var ama kolonoskopi, polip görülmedi sizde 5 yılda bir kolonoskopi 65 yaşına kadar, bazı kaynaklarda bu 75'e kadar uzatılabiliyor. Polip görülmediği takdirde 5 yılda bir, görüldüğü takdirde polipin büyüklüğü, kaç tane olduğu ve içerdiği hücrelerin karmaşası ya da tipine göre 6 ay sonra da olabilir ikinci kolonoskopi, 1 yıl sonra da olabilir, 3 yıl sonra da olabilir, 5 yıl sonra da olabilir. O bireysel olarak karar vermek lazım. Eğer akrabanız 60 yaş üzerinde kolon kanseri ise 40 yaşında gene kolonoskopi yaptıracaksınız. Polip görülmedi, 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmaya devam edeceksiniz. Polip görülürse aynı prensipler geçerlidir. Peki genetik bir faktör yok ortada. Öyle bir risk altında değiliz ama yine de potansiyeliz diyoruz ya, çünkü takip etmek durumundayız. Hiç belli olmaz. Herkes de olabilir diyoruz. Bu durumda nelere dikkat edersek, hangi koruyucu önlemleri alırsak sağlıklı bir şekilde devam edebiliriz? Bakınız, isterseniz önce ben şundan da bahsedeyim. Başka risk faktörleri de vardır. Sadece ailede bir bireyin olması değil risk faktörleri. Eğer bireyin kendisinde, kadınlar için bahsediyorum, meme ya da yumurtalık kanseri varsa, kolon kanseri geliştirici potansiyele sahip olduğu için riskli gruba girer. Diğer kanser türleri de aslında bunu tetikleyebilir diyorsunuz, öyle mi? Hepsi olmamakla birlikte meme ya da yumurtalık kanseri, özellikle meme kanseri olan kadınlar için kolonoskopik tarama 40 yaşından sonra mutlaka yaptırılmalıdır. genetiğiniz ailenizden gelen mirastır ve değiştirilemez mirastır. Ancak değiştirebileceğiniz bazı risk faktörleri de var. Hı hı. Birinci sırada sigara. Hepsinde olduğu gibi. Hepsinde olduğu gibi sigara. Hani kolon, hı hı, kalın bağırsak kanserini de tetikleyen, kolaylaştıran faktörlerin başında geliyor. İkincisi şişmanlık. Hı hı. Üçüncü sırada şişmanlık olmasa bile aşırı miktarda yağlı gıdalar tüketmek. Hocam biz şimdi böyle ekranlardan sayıyoruz. Sigara, işte şişmanlık, o bu şu. Detaylarına girmediğimiz takdirde bu sadece maddelerden biri olarak kalıyor akılda ve çok da anlaşılmıyor gibi geliyor bana. Şişmanlığın ne tür, ne anlamda bir etkisi oluyor? Ne oluyor da kansere yol açabiliyor? Şişman insan kime denir? Yağ kitlesi artmış insana denir. Yağ kitlesi düz, sadece estetik kusur yapan yamuk yumuk bir kitle değildir. Yağ kitlesi aktif bir dokudur. Ne yapar? Ve insanın bünyesinde çoğu hoş şeylere neden olmayan maddeler salgılar. Hı hı. Ve insanın normal dengesini bozar. Özetle bu. Bağışıklık sistemi başta olmak üzere insanın normal fizyolojik dengesini bozar. Hı hı. Normalin üstündeki yağ oranından söz ediyoruz. Yani yağ kitlesi öyle kendi başına, hı hı, duran bir kitle değildir. Canlı bir kitledir. Hı hı. Temel, hı hı, sebebi budur. Daha ayrıntısına girmeye, tamam, sigara dedik, kilo dedik, fazla kilo dedik, şişmanlık dedik. Başka sayıyordunuz. Ülkemiz için çok ciddi sayılamayacak bir sorun. Afrika kökenliler, yani siyah deriye sahip kişiler de risk biraz daha fazla, onlarda daha, hı hı, sık görülüyor. Hı hı. Peki madem bunları sayarken şişmanlık da dedik, yağ da dedik, yiyecekler genel olarak beslenmeden söz edersek nasıl bağlarız bu rahatsızlığa? Bir kere yağlı gıdalardan uzak durmamız, hı hı, lazım. Onun dışında çok fazla kırmızı et, yağlı, hı hı, kırmızı et özellikle tüketmemek lazım. Tütsülenmiş ya da barbeküde isiyle pişirilmiş, isle muamele görmüş isli gıdalar ya da barbekü gıdaları, ızgara gıdalardan, özellikle etin üzerindeki yağın yakılarak piştiği türdeki ızgara gıdalardan nispeten uzak durmak lazım. Şimdi hocam öyle bir şey söylediniz ki, şimdi sorsanız bizim milletimize, deseniz ki mangal mı yoksa kolon kanseri. Yani vallahi düşünebilirler. Ben size Allah göstermesin. Yani Allah kimseye göstermesin. Allah göstermesin. Ama yani ben şimdi de mangalı çok severim, çok ama yani belli oranda hayatımızda yer etmeli. Değil mi? Mesela onu da anlatalım. Bizim için o da önemli. Evet, evet. Böyle her hafta mangal yapmak aslında bir davetiye çıkarmak mıdır, yoksa yani arada bir şöyle? İki ucu keskin bıçak. Ne diyeyim ben? Ne diyeceğim ben de bilemedim. Her hafta biraz fazlası. Her hafta ayda bile olsak iyi olur gibi. Düşürmek lazım, evet. Çünkü az önce vurguladı hocamız. Onu tekrar söyleyeyim. Yani sadece genetik miras olmayabilir. Hepimizde, herkeste, 65 yaşın üzerinde olan herkeste olabilir diyorsunuz bu rahatsızlık. Peki. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor diyorsunuz. Bunun yanında neleri çok yiyelim? Sebze meyveyi, taze sebze, hı, meyveyi çok yiyelim. Koruyucu tarafı çok fazladır. Hı hı. Domates özellikle bu konuda bildirilmiş maddelerden bir tanesi. Yeşil sebzeler bildirilmiş koruyucu maddelerden bir tanesi. Ama esas olarak lifli gıdaları çok tüketmek, evet, lazım. Evet. Burada da bir şeyin üzerinde dikkat çekmek istiyorum. Lifli gıdalar her medyada gündeme geliyor, lifli gıdalar, ama biz şöyle hastalarla da karşılaşıyoruz. Hayatı lif olmuş, lif tüketmekle geçen insanlar. İşte tabii her şeyin bunun da bir bedeli vardır. Başta bağırsaklardaki gazın artması gibi. Hı hı, hı. Çünkü lif sindirilemeyen bir gıda maddesi olup bağırsaklara bakteriler tarafından parçalandığı için yağ, uçucu yağ asitleri ortaya çıkıyor. Kötü kokulu gazların oluşumuna neden oluyor ve karnı şişiriyor. Lifi de İdeal ölçülerde yemek, hı hı, lazım ki bir ortalama lif tüketimi günde 30 gram kadar olmalı. Günde 30 gram kadar. Peki bir telefonumuz varmış. Sorumuz olacak sanıyorum. Alo. Alo. Buyurun efendim, merhaba. İyi günler. İyi günler. Kiminle görüşüyorum? Yusuf Bey, buyurun. Hoş geldiniz. Yusuf Doğan, ismim Yusuf Doğan. İstanbul'a arıyorum ben. Merhabalar. Kanalları gezerken programımıza denk geldim de. Ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorumuz var mı? Bir sorum olacaktı hocama. Hemen alalım lütfen. Babamı kolon kanserinden kaybettim ben 57 yaşında. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. 1,5 sene kadar önce. Evet. Hastalığı teşhis edildiğinde geç kalınmıştı. 5 sene kadar evvelinden maaşı varmış hastalığın. 2 sene kadar ilaç tedavisi gördü. Evet, evet. Radyoterapi de gördü. Fakat netice alınmadı. Vefat etti. Hı hı, hı. 57 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. Yusuf kardeşimiz aslında galiba bize erken tanının önemini vurgulamış oluyor bu sayede. Evet. Değil mi? Destek olmuş oluyor programımıza. Evet. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Benim sorum hocama şu olacaktı. Bende de yaşım 30 benim. Affedersiniz, makatta ufak bir nohut büyüklüğünde bir şey var. Hı hı. Onu soracaktım ben. O bisiklet olsun mu? Halk arasında mayasıl derler, basır derler. Hı hı. Öyle bir şeyim yoksa, bir de doktor vardı, aile hekimim vardı. Benim o şöyle demişti. 35 yaşından sonra demişti, bir kolonoskopi yaptır demişti. Evet. Babamın hastalığından dolayı biliyordu. Peki sevgili Yusuf, bunu soralım doktorumuza. Evet, bizi izle hocam, olur mu? Geçmiş olsun şimdiden inşallah. Bir sorun yoktur. Sağ olun, yayınlar. Peki buyurun hocam. Öncelikle Yusuf kardeşimizin babasına Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım başka hiç kimsenin başına gelmez. İnşallah, evet. Babasının 57 yaşında yakalandığını, oldukça ileri evrede yakalandığını, radyoterapi, kemoterapi gördüğünü ve 4 yıl kadar yaşayabildiğini söyledi. Şimdi demin anlattıklarımızı tekrar etmek durumunda kalırsak 60 yaşın altında, hı hı, bir kere mutlaka en alt taranma sınırı 40. Buradaki prensip, yakalandığı yaşın, yani babasının yaşından 10 yıl çıkarıyoruz. 57'den 10 yıl çıkarıyoruz. 47. 40'ın üstünde kalıyor. Hı hı. O yüzden 40 yaşından itibaren Yusuf kardeşimizin de kolonoskopi yaptırması lazım. Varsa diğer kardeşlerinin de. 35 yaşa şimdiki görüşümle katılamıyorum. 40 yaştır. Eğer rahmetli babası 47 yaşında yakalansaydı ya da 45 yaşında yakalansaydı ondan 10 yıl çıkaracaktık. Hı hı. 35 olacaktı. 40'ın altında olduğu için 35 yaşından itibaren başlayacaktı. Hı hı. Hesaplama yöntemi budur. Peki. Makat ağzındaki nohut ya da mercimek büyüklüğündeki sertliğe gelince, evet, halk arasında mayasıl denilen, genellikle eskimiş hemoroidlerin, içindeki pıhtıların sertleşip kurumasından ortaya çıkan, hı hı, görüntüdür. Bunlar polip değillerdir. Bununla ilgisi çok yok, değil mi? Konumuzla polip değillerdir. Hı hı. Lafı ve yeri gelmişken de şunu söyleyeyim. Hemoroidlerin, yani basür hastalığının ya da halk arasındaki mayasıl hastalığının kanserle bir ilişkisi yoktur. Hı hı. Hiçbir şekilde kansere çevirmez. Sadece rektal yoldan, yani makat yolundan kanaması olan hastalar bunu küçümsememeli. Canım nasıl olsa bu hemoroidimden geliyor, basürümden geliyor diye göz ardı etmemelidirler. Bir doktora başvurmaları, hı hı, gerekir. Hocam süremiz doldu ama bana böyle hızlıca tedaviye olumlu yanıt veren bir kanser midir? Tedavisi nedir? Kemoterapi dedik, radyoterapi dedik. Bahseder misiniz lütfen? Her kanser türünde olduğu gibi burada da tedaviye iyi yanıt vermesinin önündeki tek engel geç tanınmasıdır. Evet, evet. Ne kadar erken tanınırsa tedaviye o kadar iyi cevap verir. Hatta şunu söyleyeyim, erken evrelerinde sadece polipektomi yaparak, bir polipektomi filmim vardı, fotoğrafım vardı, onu göstermeye vakit varsa onu şey yapalım. Hı hı. Sadece polipektomi yaparak kısıtlı bir alanda kanser varsa, yani ameliyatsız bile hastalık kür olmuş olabilir, tedavi, hı, olmuş olabilir. Daha ilerlemiş vakalarda sadece cerrahi yeterlidir, lenf nodlarına atlama, etrafa yayılma olmadığı sürece. Ama ilerlemiş vakalarda da medikal onkoloji ve radyoterapi bilimi o kadar ilerledi ki, hı hı, bu hastalık, bu kanser türünde çok iyi bir noktadayız. Harika. Yani harika, yaşamı oldukça uzatabiliyoruz ve normale getirebiliyoruz. Yeter ki rutin kontrollerimizi atlamayalım. Yeter ki erken olsun, gecikmeyelim. Bir de son söz olarak, buyur, rektum dediğimiz ilk 15 santimlik kısmı kalın bağırsağın daha tehlikeli bölgesidir. Hı hı. Ona yakalananlarda hastalık biraz daha agresif seyreder. Hı hı. Hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Dikkatli olacağız. Öğrendik, anladık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kısa bir aramız olacak. Bu arada Nihal bize bilim ve kadın üzerine bilgiler verecek. Sonra devam ediyoruz efendim. Tamamlamış lastik projesi ve diğer geri kazanım çalışmalarıyla Lastik Sanayicileri Derneği hakkında her şey şimdi Günlük Rehber'de. Pınar Ayhan'ın konuğu Laster Genel Sekreteri Bahadır Ünsal. Araştırmacılardan oluşan komitelerde ödüllerin %95'lere varan oranlarda yine erkek katılımcılara verildiği gözleniyor. Bunun yanında aynı çalışmada geçtiğimiz 20 yıl içerisinde kadınların bilimsel başarıları için daha fazla ödül almaya başladıklarını da gösteriyor. Yalnız kadınlar erkeklere oranla daha fazla hizmet ve eğitim alanında ödül kazanırken umulanın aksine bilimsel prestijli ödüllerden daha az kazandıkları belirleniyor. Kadın ve erkek katılımcılara verilen bilimsel ödüllerdeki bu büyük eşitsizliğin sebeplerini anlayabilmek amacıyla ödül komitelerinin düzenlemeleri analiz ediliyor. Sonuçlara göre kadınların %21 oranında aday olduğu yerde erkeklerden oluşan komiteden ödüller %95 oranında erkek katılımcılara veriliyor. Komitede kadın bulunması halinde ise kadın katılımcıların ödül alma şanslarının arttığı görünüyor. Komitelerde ortalama %20 oranında kadınların bulunduğu belirtiliyor. 1991 ve 2010 yılları arasında 13 kurum tarafından verilen bilim, teknoloji, mühendislik ve tıp alanındaki ödül dağılımına bakılacak olursa kadın katılımcılara verilen ödüllerde %80'lere varan bir artış söz konusu oluyor. Efendim Laster, Lastik Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Bahadır Ünsal, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hep merak ederdim, biliyor musunuz? Bu böyle lastikler patlıyor, çatlıyor, değiştiriyoruz. Yok yaz lastiği çıkardık, yok kış lastiği, yok bir şey. Bunlar nerelere gidiyor? Kimi zaman yakıp üstünden atlayabiliyoruz, kimi zaman dağlardan üstünden kayabiliyoruz falan ama hani bu seçenek hiç aklıma gelmemişti. Şimdi size anlatacaksınız ama önce bir Laster nedir, kimdir, ne iş yapar bize bir anlatın. Pınar Hanım, Laster 8 tane üyenin oluşturduğu, kurduğu, ömrünü tamamlamış lastikleri kontrol yönetmeliğine göre kurulmuş bir dernek. Derneğimizin kar amacı yok. Tamamen Türkiye'deki lastik atıklarının toplanmasının yönetimi amacıyla kurulduk ve bu amacı gerçekleştiriyoruz. Finansman üretici sorumluluğuna bağlı olarak üyelerimiz tarafından sağlanıyor. Oldukça pahalı bir iş. Elimizden geldiğince bu işi üyelerimize fazla yüklemeden yapmaya çalışıyoruz. Daha sonra anlatacağız, topladığımız miktarlara falan baktığınızda müthiş paralar. Peki 8 üye dediniz. 8 üyenin 8'inde bu konuda çok bilinçli, hatta belki de bu konuyla alakalı geçmişi olan sizin gibi insanlar olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu çok bilinç düzeyi yüksek insanların düşüneceği bir şey bu aslında. Şimdi aslında kim nedir 8 üyenin, ne iş yaparlar? Şimdi aslında şöyle, 8 üyemizin aslında böyle bir dernek kuralım da bu lastikleri hele bir toplayalım diye yola çıktığını zannetmiyorum. Bu bir yasal zorunluluk diye bakın buna. Çevre yasası ve ona bağlı bizim için hazırlanmış, ömrünü tamamlamış lastik yönetmeliği diyor ki piyasaya lastik satan insanlar piyasaya sattıkları lastiğin işte şu kadarını toplayacaklar ve geri kazandıracaklar diyor. Hatta ilave ediyor. Diyor ki bu işi yapacak dernek şirketler istiyorlarsa bir araya gelip bir birlik oluşturabilirler. Tabii maliyetlerin azaltılması adına falan böyle bir derneğin kurulmasının çok yararlı bir şey olduğunu düşündük ve biz de bu derneği bu şekilde oluşturduk. Bizim üyelerimiz Türkiye'nin 4 tane, 3 tane büyük lastik üreticisi ve ithalatçılar var. Dolayısıyla yeni lastikten başlayıp eski lastiğin geri kazanılmasına kadar olan o tüm çemberin içerisinde hep varız biz. Ah, tabii değil mi? Şu anda da olmaya devam ediyoruz. Bilen kişiler tarafından uygulanıyor bu çalışmalar. Peki lastiğin ömrü ne zaman tükenir? Ne zaman artık ömrünü tamamlamış lastik haline gelir? Türkiye'de bunlardan ne kadar vardır? Türkiye'de bunlardan çok vardır. Çok var değil mi? Çok vardır. Kabaca her sene 200.000 tondan daha fazla. 200.000 ton. Yani çok söylemesi kolay da 200.000 ton. Yani bir kamyona 6 ton lastik koyabildiğinizi düşünün. 200.000'i 6'ya bölün. Kaç kamyonluk bir iş konuştuğunuzu evet, düşünün. Çok Türkiye çok bir büyük bir coğrafya. Her yıl mı oluşuyor bu rakam? Her yıl 200.000 ton. Dolayısıyla da rakam çok büyük. Bunun geri kazandırılması, toplanması falan çok ciddi, zahmetli ve masraflı. Nasıl yapıyorsunuz bu işi? Nasıl yapıyoruz? Bir kere toplamadan başlayalım. Evet, peki. Şöyle yapıyoruz. Derneği 2007'nin Nisan'ında kurduk. 2009'un Nisan'ında da toplamaya başladık lastikleri. 2009 senesi bizim işi çok ne diyelim, biraz böyle işte cahilce geçen sene. Estağfurullah. Tabii yani nasıl yapacağımıza karar vermiştiniz. 2010'dan sonra ama kıvamını buldu işler. Toplamamız gereken miktarın 1-2 puan da üstünde topladık. Bunu bir dakika böyle bir açalım şurayı şöyle. Peki. Bu işin bir lojistiği olması lazım. Olmaz mı? Öyle değil mi? Yani çok ciddi bir lojistik gerektiriyor. Hemen anlatayım. Buyurun lütfen. Türkiye çok büyük bir coğrafya. Yani köşelerin arası 3000-4000 kilometrelik mesafelerden söz ediyoruz. Bizim 200.000 ton lastiği toplayabilmemiz için yaklaşık 100.000 sefer ve buna bağlı yüz binlerce kilometre yol yapmamız gerekiyor. Çünkü bunlar tek tek bayilerden, atık lastik oluşturan noktalardan toplanıyor. Dolayısıyla Türkiye'de gezmediğimiz, dolaşmadığımız yer yok. Muhatap olmadığımız lastik kullanıcısı yok. Ama en önemli kısmı da bence bu konuşmanın bana göre mesaj olması gereken tarafı ömrünü tamamlamış lastik üreticileri, yani siz, stüdyodaki diğer arkadaşlar, araçların lastiğini çıkardıkları yere bırakacaklar ve biz onları oradan alacağız. Çıkardığımız yerde bırakacağız. Çıkardığımız yerde bırakacaksınız. Bu zinciri böyle yürütmediğimiz takdirde bizim lastiğe ulaşmamız çok zor. Lastiğinizi oraya bırakın. İsterseniz kış lastiği takın, isterseniz yaz lastiği, fark etmiyor. Lastiğinizi oraya bırakın, biz oradan alıyoruz ve geri kazandırıyoruz. Peki şimdi biz bunu haber vermesek, bu bizim programımızın ayrıcalığıdır, özelliğidir, başarı. Biz bunu haber vermesek acaba kullanıcıların bu durumdan haberi var mı? Yani lastik sağlayıcılar, satıcılar bunu söylüyorlar mı müşterilerine? Söylüyorlar. Harika. Biz 2011 senesinde 1,5 aylık çok yoğun bir televizyon tanıtım programı uyguladık. Reklamlarımız çok döndü. Bu sene aynı reklamı kamu spotu haline getirdik. O çok döndü. Bütün bunların amacı da işte bu söylediğimiz tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve bu insanların lastiklerini burada bırakılması. Ayrıca sürekli olarak tanıtım, halkı bilinçlendirecek faaliyetleri falan da sürdürüyoruz. Yani ciddi bütçelerle yapılıyor bu işler. Onun için de üyelerimiz diyor ki Bahadır Bey, az masraf çok iş. Az masraf çok iş. Peki bu geri kazandırma işi de tabii işin çok büyük bir boyutu, öyle değil mi? Topladık, tabii. Depoladık. Depolama da apayrı bir iş. Depolarsak biz perişan oluruz. Şimdi birazdan belki gösterecekler. Depolanmış bir lastik yangını var. Bizim komşumuz Yunanistan'da bir yangın. 2 defa üst üste yıldırım düşmek suretiyle lastikleri tutuşturdu. Lastiği söndüremezsiniz. Öyle mi? Lastiği bırakırsınız, bitene kadar yanar. Amerika'da 8 ay süren yangın var. Lastik yangını. 8 ay sürüyor. Tabii o süreç içerisinde lastikten çıkan yağlar vesaireler toprağı mahvediyor. Yani bir daha yüzlerce sene geri döndüremiyorsunuz. Çevreye verdiği zarar. Geri kazanım dediğiniz, bizim faaliyete başladığımız yıl Türkiye'de 5 tane geri kazanım şirketi vardı. Şu anda 20'ye çıktı. Biz görüntülere geldik. İşte burada. Yani bu müthiş bir yangın bu. Ne gazı salınıyor burada? Burada aşağı yukarı 7-8 bin ton civarında lastik var. 7-8 bin ton lastiğin yarattığı dehşet şey bu. O dumanlarda müthiş zehirli şeyler var. Onun için buradan hem geri kazanımcılara, hem toplayıcılara, hem bunları depolayan insanlara bu işlere çok dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Depolamıyoruz dediniz o yüzden. Depolamıyoruz ama lastiği geri kazanan insanların kullanmak üzere kendi fabrika alanlarındaki depoları var. Hı-hı. Yani üretim yapmak için ham madde stoğu olarak kullandıkları alanlar var. Buraları yönetmeliklerin söylediği usule göre donatmak mecburiyeti var. Ve çok sürekli olarak da bunların denetlenmesi gerekiyor. Hı hı. Biz çok hassasız. Devlet ve denetleyen kurumların da bu hassasiyeti yani göstermelerini Peki istiyoruz. Geri kazanımı sağlayan yerler diyorsunuz. Bunlar özel kurumlar mıdır? Özel kurumlar. Talep mi ediyorlar sizden? Özel size baş mı vuruyorlar? Nasıl oluyor? Evet, şöyle sistemi biz kurduk aslında. Bizden önce de bu kurumlar vardı ve bunlar kendi ihtiyaçlarını kendileri topluyordu. Hı hı. Daha sonra biz düzenli toplamaya başlayınca Türkiye'de bir atık lastiklerin değerlendirilmesi sistemi oluştu ve bu sisteme bağlı olarak da bu şirketlerin sayısı arttı. Biz ilk defa bu yıl başında bir ihale düzeniyle kim ne kadar istiyor, hangi fiyattan istiyor diye sorduk. Ve onları mümkün olduğu kadar birebir karşılamaya çalışıyoruz. Hı hı. 2013 ile ilgili olarak da çalışmalarımız sürüyor. Çok yakında onları da yayınlayacağız insanlara. Peki efendim bu görüntüler şimdi ne alaka diyenler için anlatın bize lütfen. Ne alaka? Bu satrançın altında, bu gördüğünüz yerdeki döşenmiş malzemeler, bu koşu pisti şu anda gördüğünüz. Bu asfalttır. Asfalta da katkı malzemesi olarak katılıyor bizim ürünlerimiz yine. Bu gördüğünüz müthiş bir stok. Bu gördüğünüz tesis lastikten elde edilen malzemeyle elektrik enerjisi üreten bir tesis. Yani olayı lastik deyip çok şey görmeyin. Çok önemli işlevleri ve önemli sonuçları var. Yani bunlar hep büyük paralar yatırılarak oluşturulmuş bir enerjiye dev jeneratör mesela. Elektrik üretimi de bizim diğer bir faaliyet sonucumuz. İşte gördüğünüz o yer döşemelerini yapıyoruz. Bakın elektrik enerjisini anlatan çok güzel bir fotoğraf. Çocuk parklarında özellikle yumuşak alan döşemelerinde çok sık kullanılıyor. Spor alanlarında. Farkında değiliz aslında ama ne çok yerde kullanılabilirmiş. Çok, öyle değil mi? Katkı maddesi olarak. Tabii bu bir petrol ürünü. Öyle düşünün. Bunu geri kazanmazsanız bunun kullanılacağı malzemeleri ithal etmek zorundasınız. İthal ettiğiniz zaman da para ödeyeceksiniz. Devletin dövizi gidecek. Halbuki buradaki 200.000 ton lastiğin içerisinden alabildiğiniz kadar malzemeyi aldığınız zaman petrol ithal etmiyorsunuz. Petrol çıkmıyor. Doğal kaynakları kuruyorsunuz falan. Yani sayılamayacak kadar. Peki böyle bir rakamsal bir geri kazanım, ekonomiye kazanım hakkında bir bilgi verebiliyor muyuz? 200.000 ton yıllık 200.000 ton lastikten. Şimdi nasıl kullandığınıza bağlı. Doğru. Yani granül elde ediyorsanız başka bir değer çıkıyor. İçindeki çeliği mesela çelik fabrikasına gönderiyorsunuz, yeniden çeliğe dönüyor. İşte yağ elde ediyorsunuz, o yağı yakıyorsunuz, elektrik enerjisi üretiyorsunuz. Onun bir bedeli var. Ama konuştuğumuz paralar yıllık lastik atığının ortalama getirisi 100 milyon TL, 150 milyon TL arasındaki bir ekonomik büyüklükten söz ediyoruz. İstihdam var tabii. Burada çalışan insanlar var. Muazzam. Peki şimdi kış geliyor. Lastik kullanımı hakkında bilgiler alalım. Çünkü biz bir kışı 4 mevsim lastikle geçirebiliyoruz. Yok, bu doğru değil. Şimdi bakınız. Lastik tabii ki hem çeliğin hem kauçuğun içinde olduğu ilginç bir malzeme. İşte içine koyduğunuz 20 bar 30 bar havayla dünya kadar iş yapıyor. Ve sizi hayata bağlayan bir avuç büyüklüğünde bir iz. Bu izi ne kadar işlevsel yaparsanız, bu izi ne kadar mevsime uygun hale getirirseniz hayatınızı ve malınızı o kadar iyi koruyorsunuz. Doğru, çok doğru. Dolayısıyla kış lastiği dediğimiz şeyi kış lastiği yapan en önemli özellik 7 derecenin altındaki ısılarda kauçuğun niteliğini yitirmeden yoldaki tutunmayı artıran, fren mesafesini düşürmeyen özelliklere sahip olması. Dolayısıyla tüm izleyicilere buradan söylüyorum. Zaten Ulaştırma Bakanımız da geçen gün söyledi bunu. Bu sene zannediyorum ticari araçlarda kullanma zorunluluğu başlıyor. Önümüzdeki seneden sonra da inşallah binek araçları için bu bir zorunluluk haline gelecek. Mesela sigortalar kış lastiği olmadığı için kaza yapan arabalara tazminat ödemeyecek. Güzel. Böyle bir düzen gelecek. Böyle bir düzen gelecek. Tabii böyle bir düzen gelecek. Başka bütün dünya sistemi buna göre yürütüyor. Türkiye'de bunu mutlaka olması lazım. Ama yasanın çıkmasını beklememek lazım. Yani 4 tane lastiğinizi kış lastiğine çevireceksiniz. Tabii hayatınız için. Hangi yasa hayatımızı koruyabilir ki zaten kendimiz korumazsak? Bakın söyledim bir avuç büyüklüğünde iz. Doğru. 4 lastikte tüm hayatınız buna bağlı. Doğru. Bunu ne kadar doğru ve uygun yapıyorsanız o kadar kendinizi ve aracınızı korumuş olursunuz. Şöyle diyelim o zaman, az önce saydığınız yeterliliklere sahip lastiklerin satıldığı merkezlere gidiyoruz. Oralardan, kuruluşlardan alıyoruz lastiklerimizi. Hayatımızı inşallah garanti yapıyoruz. İnşallah. Ama eski lastiğinizi de oraya bırakıyorsunuz ki biz alalım. Evet, biz orada bırakıyoruz. Başka da bir şey yapmayacağız. Hani böyle ay nereye koyacağız, bu hangi köşelerde var acaba gibi böyle bir endişeye de kapılmaya gerek yok. Aldığımız yere bırakacağız. Bir de bu bir dediğim gibi ekonomik değer. Evet. Yani biz onu alıp ekonomiye çeviriyoruz, paraya çeviriyoruz. Hı hı, muazzam. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, İstanbullulardan geldiniz. Çok teşekkürler. Her zaman geliriz. Her zaman bekleriz. Kısa bir aramız olacak. Bilgisayar ve göz yorulması hakkında bilgi alacağız ve programımız devam ediyor olacak. Kariyer planı yapan gençler, öğrenciler ekran başına. Kariyerinize ulaşmak istediğiniz hedefe giderken size yardımcı olacak ipuçları. Eğitim koçu Aslı Nacar'la Günlük Rehber'de az sonra. Bilgisayar başında vakit geçirmek gözlerin çok daha az aralıklarla kırpılmasına ve göz kuruluğuna neden oluyor. Bilgisayar başındayken gözlerinizi daha fazla kırpmak ve belirli aralıklarla dinlenmek göz kuruluğuna karşı alabileceğiniz küçük bir önlem. Öğretmenim Aslı Nacar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Yine bir salı, yine buradayız. Yine bir salı, yine beraberiz. Harika bir gün. Şimdi tabii okullar açıldı. Dersler yavaştan başladı. Mızıldanmalar başladı. Hadi yavrum bitir şu ödeviniler başladı evlerden duyulmaya. Bu ödevler bir türlü bitmez. Dersler bir türlü çalışılamaz. Nedense bir böyle bir kabusa dönüşebilir. Öyle değil mi? Hem çocuk için, öğrenci için, hem ebeveynler için, anne babalar için. Bunu nasıl oturtacağız biz bu sistemi? Şöyle kolay bir sistem olsa, herkes rahat etse, mutlu etse, bu ders çalışmayı ne yapacağız biz? Ders çalışmak zor bir şey Pınar Hanım. Yani kalkıp da öğrenciye hadi git dersine çalış demek kadar kolay değil. Doğru. O noktada da hani çalışmak aslında insan için hep zor olan bir şey. Yani ne yapıyorsanız yapın, hangi alandaysanız çalışmak zor. Doğru. Doğal olarak öğrenci olarak baktığınızda da ders çalışmak zor. Ders çalışmanın iki önemli boyutu var. Önemli boyutlardan bir tanesi birey. Bireyin öğrencilik süreci. Bir de aile var. Evet. Peki aile dediğimizde kimler ders çalışmasında etkin çocuğun? Anne, baba ya da aile tarafından örnek alınmış bir kişi. Bu abi de olabilir, amca da olabilir, hala da olabilir, teyze de olabilir. Bizler daha geniş aile bütünlerinde yaşayan insanlarız ve başarılı olmuş ailede bir kişiyi örnek alabiliriz ya da o kişinin sözü öğrenciye daha çok geçiyor olabilir. Şimdi önce bir aile boyutunu şöyle bir elimize alalım. Aile boyutunda ne yapmak gerekiyor? Çünkü hayatı yeni tanıyan öğrenci. Kesinlikle. Burada bir şey anlatayım. Çok yenice yaşadım çünkü. Yaklaşık 3 aydır 5,5 yaşındaki kızımıza, 1. sınıfa da geçiyor ya, yaz ödevini bitirmesini söylüyoruz. Kızım hadi bitirmedin bak. Zaten bir boyama, zaten üstünden çizgi çizeceksin falan derken ödev yapmaktan hiç gocunmayan, çok da bilakis keyif alan kızımız stres yapmaya, kendinde bu sıkıntı yaratmaya başladı bu durum onda. Hani sonra artık bir gün kala teslimata dedim ki gel bakayım, gel nedir senin derdin? Bir gün kala aklıma geldi. Bir gittim ki çocukcağızım son sayfalarda Enikon'u toplama ve çıkarma işlemleri var. Sayılar toplanıyor, sayılar çıkarıyorlar. O zaman anladım ki çocukcağız zorlanıyor. Ve biz de ısrarla diyoruz ki bitir şu ödevini, bitir şu ödevini. Nasıl bir sıkıntı çocukta, nasıl bir mutsuzluk. Geç uyandık ama geç uyandık. Evet, öğrenci bilmediği konuyu çalışmakta da zorlanacağı için git ders çalış dendiğinde onun sadece aklına o işte son yerde bulunan çözemedikleri, bilmedikleri gelir. Oysa yapabileceği çok daha geniş bir kesim varken gidip o dersin başına oturmak gerçekten sıkıntıdır. Sizin de yaşadığınız gibi ya da şu an mevcut velilerimizin de yaşadığı gibi şöyle bir sıkıntı var. İşte çocuğum git ders çalış. Peki çocuk masanın başına gidiyor. Ders çalışacak ama nasıl bir çalışma sistemi uygulaması gerektiğini bilmiyor. Evet. Yani bu çalışma bir alışkanlık olarak gelişiyor çünkü. Peki nasıl bir ders çalışacak? Öğrenci neleri kendi içinde barındırması lazım ki ders çalışabilsin. Aile boyutunda bakıyoruz. Bir defa kıyaslanmaması lazım. Bak, hı hı, abin yapıyor sen de yap. Kardeşin yapıyor sen de yap. Dışarıdan birisi yapıyor sen de yap. Bir defa kıyaslamanın olmaması lazım. Hı hı. Ve bu noktada ödevlerimiz ve bilinçlerimiz oldu. Hani az önce lafıma girerken şu şekilde girdim. Çalışmak hepimiz için zor. Zor, doğru. Bak kızım, ben ekmek kazanmak için şunu yapıyorum. Baban işte evimize ekmek getirmek için, ki çocuk dönüyor soruyor, kurabiyeyi kim alıyor peki o zaman anne diye. Güzel. Ama hani bu şey, halk arasında kullanılan tabiriyle kullandım. Hani hepimizin birer görevleri var. Bu ailede bir iş bütünlüğümüz var. Senin de bir görevin var. Evet, aslında çok doğru. Hani anne diyormuş ya, diyor ya daha doğrusu. Bak kızım ben de çalışıyorum, işte ekmek parası getiriyorum. Bak oğlum ben dışarıda çalışıyorum. Ya sen yapabiliyorsun çünkü yöntemini biliyorsun. Ben, evet, de bilsek ben de yapacağım diyecek belki de çocuk. Aynen, işte şimdi o noktaya geldik. Hmm. Çocuğun doğru yönlendirilmesi gerekiyor ve bu alışkanlığın küçükken kazandırılması gerekiyor. Ama diyelim ki 12. sınıfa geldi. Şu an önünde de bir sınav sistemi var ve öğrenci ders çalışması gerekiyor. Az önce sizin kızınızda gördüğünüz örnek gibi kafasında bir sürü yapılamayan soru işaretleri ve bir sürü bilmediği konu var. Şimdi burada öğrencinin ders çalışmasında birincil etken hedef koymak. Peki hedef koymaktan ne anlıyoruz? Hedef koymak şu değil. 3 yaşında 5 yaşında çocuğa sen büyüyünce ne olacaksın? Hani tek, evet, beklediğim doğru cevap mutlu olacağım. Doğru. Evet. Onun dışında ben şu meslekte olacağım, şunu olacağım, bunu olacağım. İster bunu 5,5 yaşında ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciden, isterseniz 17-18 yaşındaki öğrenciye kadar. Ben şu olacağım. Bu şuna benzer, daha nesnelleştirirsek bir elma ağacı düşünün. Hı hı. Ve çocuğa diyorsun ki hangi elmayı istiyorsun? Hı hı. Şimdi çocukta nasıl beklenen ulaşabileceği elmayı almasıdır. Doğru, evet. Ama bakıyor ki yukarıda kırmızı, gözünde çok daha net gelen bir şey var. Ve diyor ben o elmayı almak istiyorum. İşte A mesleğini seçmek istiyorum. Evet. Ha, bu noktada da evet o elmayı da alabilirsin ama onun yöntemi var. Ya o ağaca tırmanacaksın ya bir merdiven alacaksın ya da birisi seni kucağına alıp kaldıracak ki sen o elmayı alabileceksin. Güzel, yani hadi git al demek olmuyor. Yani bizim dediğimiz hadi git ders çalış. Hı hı. Ağaca çıkmayı bilmiyor, merdiven getirmeyi bilmiyor. Kendisini kaldıran birisi zaten yok. Aslı Hanımcığım bunu biz de bilmiyoruz ki. Geçen günde bu sefer oğlum bize ne dedi biliyor musunuz? Böyle bir hakikaten bir aydınlanma yaşadık o anda. Anne dedi siz de test çözer miydiniz? Siz nasıl ders çalışırdınız dedi. Vallahi oğlum dedik biz giderdik odamıza, kitaplarımızı, defterlerimizi alırdık, okurduk. Biraz da defterimize bir not alırdık, çalışırdık. Nasıl yani dedi, siz test çözmez miydiniz dedi. Yok dedik, bizim zamanımız öyle testler falan yoktu. Okur ertesi gün giderdik. Peki dedi öğrendiğinizi nereden anlardınız dedi. Nereden bilirdiniz onu öğrendiğinizi dedi. Şöyle bir baka kaldık, doğru, öyle bir ölçme değerlendirme şansımız yoktu bizim zamanımızda. Biz okur giderdik ama şimdi o şans da var artık. Çalışıp test edip o anlayıp anlamadığını öğrenme şansı var artık. Şimdi karşımızda çok daha bilinçli bir eğitim sistemi var ve, evet, ölçmenin hemen, parametrelerin hemen geri döndüğü bir sistem var. İşte test diyorsunuz, yazılı diyorsunuz ya da sözlü yoklamalar şeklinde, ki önceden de yazılı sözlü yoklamalar vardı. Fakat önceden yarışan kesim daha azdı. Sizin dönemlerinizde belki bu kadar yarış önde değil. Hayır, benim kastettiğim evdeki test çözmekten bahsediyoruz. Aynısını yani, evde test çözüyor, yani, dersini çalışıyor, sonunda da bir test çözüyor, anlamayıp anlamadığına karar veriyor, ertesi gün de okula gidiyor. Bizde öyle bir şeyler yoktu o zaman. Okur giderdik. Ama şöyle, okuyan kesim daha azdı. Evet, doğru. Okuduğunuz zaman mesela ben de babamların yaş dönemine bakıyorum, lise mezunu insanlar artık yetkin görünüyordu meslek alanında ama bugün üniversiteyi bitirmiş, tabii, master da yapan insanlar yetkin görünebiliyor. Şimdi bu tabii devrin getirisi, tabii, dönemin getirisi ve öğrenimin getirisi, bilginin getirisi. Çok ilginçtir, 2006'larda bir hocam bana şunu söylemişti. Artık bilimde o kadar genişleme var ki bilimsel verilerin elde ettiğimiz sonuç bundan yüzyıllar öncesine kadar edindiğimiz sonucun, hani 2 yılda edindiğimiz sonuç Kaç katı değil mi? Katı kadar demişti. Şimdi o kadar büyük bir çoğalma var ki bilgide ve bilimde. Artık zaten öğretmenler de bilginin aktarıcısı olmaktan çıktı. Bilgiye yönlendiren köprü konumuna geçti. Doğru. Çünkü, doğru, bir kişinin o kadar çok, güzel, bilgiye sahip olması mümkün değil. Şimdi öğrenciler de şey diyor. Hocam ama biz hepsini bilmek zorundayız. Hepsini kendi seviyende bilmek zorundasın. İşine ama meslek grubuna geçtiğinde bildiğin her neyse onu çok iyi alanda ve profesyonel, o işin artık yürütücüsü olarak bilmek durumundasın. Şimdi hedef koymaya tekrar dönecek olursak, orada kastetmek istediğim, elma ağacına tırmanırkenki öğrencinin ya da istediği elmayı alırkenki öğrencinin bizden hani hedefi koyma noktasındaki beklentisi ne olmalı ya da bizim ondan hedefi koyma noktasındaki beklentimiz ne olmalı? Herkes aynı elmayı isterse ya da herkes aynı elmayı alırsa bir güzel düzen ya da mutluluk olur mu? Herkes A mesleğindeyse çok başarılıdır bu ülke denilebilir mi? Yoksa herkes A mesleğini seçtiğinde bu sistem devam eder mi? Çünkü sistemdeki bütün A'dan Z'ye mesleklerin çok büyük önemi var. Artık sistem buna doğru dönüyor. Artık her birimin çok büyük önemi var. Kesinlikle. Mesela biz bugün stüdyoya geliyoruz ama bu stüdyoda biz burada sizinle bu programı yapıncaya kadar hani stüdyonun dışında da ses, o kadar çok emek ışık, veren dekor, tabii ki aynı bunun gibi öğrenciye de bunun kavratılması gerekiyor ve ondan sonra da ona hedef koyarken şunlar öğretilmesi gerekiyor. Azdan çoğa. Matematik öğrenmek istiyorsun. Evet, matematikte zorlanıyorsun ama azdan çoğa. Önce sayıları öğreneceksin. Öğrendikten sonra üstü sayıları öğreneceksin. Sonra köklü sayıları öğreneceksin. Sonra fonksiyonu öğreneceksin. Ya da içten dışa doğru. Yani önce işte tarihi öğreniyorsa öğrenci Osmanlı'yı öğrenecek. Sonra çevredeki diğer ülkeleri öğrenecek. Önce Türkiye'yi öğrenecek, sonra onun komşularını ve iklim şartlarını öğrenecek. Önce Türkiye'nin iklimini öğrenecek, sonra içten dışa doğru. Ya da küçük adımlar ilkesiyle öğretmek gerekiyor. Şimdi sizin kızınız için düşünelim. Yani önce çizgi çizmeyi öğreniyor, sonra boyamayı öğreniyor, sonra o boyamanın tekniklerini öğreniyor. Yani okuldan önceki sistemde de boyama biliyordu ama okul eğitimiyle birlikte artık daha doğru çizgiler, daha yuvarlak çizgiler ve daha doğru bir boyama öğreniyor. Kesinlikle. Zaten öğretimin amacı bu. Şimdi eğitimin çok güzel bir tanımı var. Eğitim diyor ki bireyde istendik davranış değişikliğidir. Kontrollü istendik davranış değişikliği. Çok güzel. Birey. Ve birey dediğimiz zaman ne çıkıyor? Herkesin farklıdır öğrenme sistemi. Bireysel farklılıklar vardır. Hiç kimse bir diğerinin aynısı değildir. Aynı parmak izlerimiz gibi. Onun için lütfen kıyaslamayalım. Çok doğru. Kesinlikle. İki, istendik. Önce o çocuğa o elmayı istetmeniz gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi aileden örnek bir kişi, kendiniz, annesi, babası, çocuğun bir şekilde birinin o çocuğa yön göstermesi gerekiyor. Zaten ebeveyn olmak da buradan geliyor. Onun dışında programlanmış bir sistem ki bu okullarda verilen programlanmış sistem. Bunlar verildikten sonra bireyde siz davranışı değiştirebiliyorsunuz. Doğru. Ve bireye hiçbir zaman hani mesela şimdi 12. sınıfa girdi öğrenci, sene sonunda bir puan alacak, korkuyor hedef koymaya. Ben şu olacağım demeye korkuyor. Çünkü ya olmazsa stres geliştiriyor ve öğrenmeyi geriletiyor bu şekilde. Onun yerine şunu düşünse, ya ben bu ay matematikten işte sayılar konusunu bitireceğim, Türkçeden fiilimsiler konusunu bitireceğim, işte tarihten Atatürk ilke ve inkılaplarını bitireceğim diyerek gittiği zaman bu ayki adımlarını yapmış oluyor. Küçük adımlar, bir sonraki ay diğer adımlar, bir sonraki ay diğer adımlar ve sonunda aslında süreci doğru işlediğinde sonuca ulaşmış. Biriktirmeden, ertelemeden tamamlamış oluyor. Ve büyütmeden. Tabii süreci de güzel değerlendirdiği için hani sonuca geldiğinde ya en azından ben şunları biliyorum. Bütün konulara hakim olmasam da şunları biliyorum. Ben şu örneği veririm. Yukarıdan toplar düşüyor. Sınavı öyle değerlendirin. Yukarıdan toplar düşüyor ve sizin de avucunuz. Şimdi avucunuzu her geçen gün biraz daha açıyorsunuz. Evet. Bu sizin öğrendiğiniz bilgi birikimini gösterir. Ve yukarıdan da toplar düşüyor. Şimdi avucunuz ne kadar açıksa yukarıdan düşen topları yakalama oranınız o kadar fazladır. Hani bu olaya böyle bakıp her çalışmada avucunun biraz daha açıldığını hissederse öğrenci süreci çok daha verimli değerlendirir. Kesinlikle. Ve korkmaz. Kesinlikle. Yoksa karşınızda dağ gibi tepeleme bir bilgi, tepeleme bir soru ve yapılması gereken bir kabus var. Bir nokta daha var, biraz daha geriye tekrar dönersek bu hani evde destek olacak kişi, teyze, hala, amca, anne, baba fark etmez, aman diyeyim bu işi severek yapmayan biri olmasın. Evet. O gerçekten soğutuyor ders çalışmaktan, yanlış bir mesaj oluyor, öyle değil mi? Hadi seni hala mı anlamadım, bu kaçıcı anlatışım sana, daha ne kadar bunu sana anlatmam gerekiyor tarzında bir insan inanılmaz antipati yaratıyor ve çocuğu bana göre ders çalışmaktan soğutabiliyor sonuna kadar. Çok güzel bir tespit yaptınız, ona hemen şöyle küçücük, yani çok doğru, küçücük bir ek yapmak istiyorum. akıl vermeyin. Hı hı. Yani kaç yaşında olursa olsun. Çünkü o birey aklıyla huzur var verin. Oluyor zaten. Akıl vermeyin, huzur verin. Yok, aklıyla o bireye hani şunu yaparsan doğru olur. Hani akıl verdiğimizi hissederiz. Hayır, akıl vermeyin. Yol gösterin sadece. Hani ben böyle yapıyordum. Hı hı. Ben bu şekilde yaparım. Hani şu anda çalışmalarımı şu şekilde yaparım ya da bir ezberi yaparken şu şekilde gerçekleştiririm ya da bir konuyu çalışırken ben şöyle yaparım. Yani o kadar farklı çalışma yöntemleri var ki. Şimdi çalışma yöntemleri çok daha geniş işlenecek bir konu ama biz aile tarafından çocuğun çalışma ortamında yapılabileceklere şöyle evet. kısaca bir bakalım. Evet. Mesela ders çalışma mekanı. Mekanı diyorum, illa bunun yatak odasında bir çalışma masası olması gerekmiyor. Hı hı. Yani mesela karşı çıktığım bir şeydir. Evlerde oturma odası ve salon diye bir kültür var. Evet. Benim çocuğum okul dönemindeyse evlerde oturma odası, salon mantığı yerine oturma odası ve çalışma salonu mantığı geliştirilse, en azından çalışma salonu şeklinde düzenlense bence öğrenci için çok daha faydalı olur. Peki o uygun olur mu? Orada insanlar giriyor, çıkıyor, herkes orada uyuşuyor. Yok, çocuğa göre orasını artık salon olarak düşünmüyorsunuz. Artık. Ona sadece çalışma salonu olarak düşünüyorsunuz. Salon kavramını siliyoruz. Salon kavramını kaldırıyoruz. Evet. Şimdi şöyle, öğrencinin en çok yaptığı şeylerden biri yatarak ders çalışmaya başlıyor. İşte koltukta yatıyor, elinde kitap. Bir bakıyorsunuz sağa, bir bakıyorsunuz sola. Ayaklar yukarı. Hani tersine dönüyor falan. Neden? Çünkü evet. sürekli sıkılıyor. Ondan sonra da şu problem karşımıza çıkıyor. Hocam bende dikkat dağınıklığı var. Hı hı, hı. Yani böyle bir çalışma uygularsan sende dikkat dağınıklığı olması gayet normal. Vallahi çocuk uygular. Anne baba dikkat edecek. Buna uyaracak, derleyecek, toplayacak. Çocuk kayar, yapar. Çocuktur, yapar. Dikkat edeceğiz hepimiz bunlara. Öyle değil mi? Evet. Ondan sonra devam edelim mi? Süremiz var mı? Süremiz doldu. Dikkat edelim diyelim, değil mi? Tamam. Çocuktur yapar diyelim. Tabii bu gençler için çok da geçerli değil, artık büyümüş olanlar için. Onlar artık kendilerini kontrol etmeyi öğrendikleri yaştalar. Onlar hedeflerini koyarken dikkat etsinler. Ha. Stres yapmasınlar. O küçük adımlar dediğimiz ilki onların kulağına küpe olsun. Çünkü bu değişmez bir kural. Hı hı, hı. Küçük adımlarla ilerlesinler. İlerleyen günlerde yine çalışmaktan bahsedeceğiz. Tamam, harika. Çok konuşulacak bir konu sezon boyunca, değil mi? Okul sezonu boyunca. Ara ara gene konuşuruz. Şöyle güzel bir cümle buldum. Diyor ki, iyimser kişi yaranın üstünde kabuk, kötümser kişi ise kabuğun altında yine yara görür diyor. Bu da güzel bir söz, öyle değil mi? Efendim, programımızın tekrarı var biliyorsunuz. Her gece 01.30'da TRT Okul, TRT Çocuk, kabloda da varız. Tekrarını izlemek isteyenlere duyurun lütfen. Teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar programımız. Şarkımızla veda edeceğiz size. Sen neler dönüyor şu garip dünyada, arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep bir aşksa, çoğu zaman da para değiştirir insanı hep bir anda. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin, aldırma. Büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmazsa. Sen unut, unutmazsa. Hoş görsen affet gitsin, aldırma. Büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmazsa. Sen unut, unutmazsa. Hangi biz uğramadık sanki haksızlıklara? Dinle beni, sakın uyma şeytana. Pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına. Esir olma boş yere gururuna. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin, aldırma. Büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmazsa. Sen unut, unutmazsa. Hoş görsen